Şimdi kolesterol yüksekliği de hipertansiyon gibi metabolik bir hastalık olarak kabul etmek lazım. Yüksek kolesterol ile hipertansiyon arasındaki ilişki şu şekilde kurulabilir. Yüksek tansiyon bildiğiniz gibi ileride anlatacağım damar sertliğine neden olur. Kolesterol yüksekliği de damar sertliğine neden olur. Damarların elastikiyetinin bozulması ve sertleşmesi kan basıncının yükselmesine neden olur. Kolesterol de damar sertliğine neden olan en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle hipertansiyon da önemlidir. Bir de bu bir önceki konuşmamda bahsetmiştim. Böbreğe ilişkin nedenlerle tansiyon yükselebilir. Kolesterol yüksekliği böbrek damarlarında hasar oluşturarak böbreğin beslenmesini yani ona gelen kan miktarında bozulmalara neden olur. Oksijene az gittiği zaman bazı hormonlar salınarak yüksek tansiyona neden olur. Yani kolesterol yüksekliği hipertansiyonla yakın ilişkili olan bir durumdur. Kolesterol yüksekliği direkt hipertansiyona neden olmaz. Ama hipertansiyon oluşturacak risk faktörlerini ve hastalıklara yol açar. Bu bakımdan önemi vardır. Şimdi tabii bu ikinci soruya cevap vermek için şu şekilde düşünmek lazım. Biz kolesterol ilaçlarına statin deriz. Bunu televizyonlarda duyuyorsunuz. Kolesterol düşürücü. Hatta bu konuda çok spekülasyon yapılmakta. İşte ya kolesterol ilacı kullanmayın. Yok şöyle zararlar var böyle. Ama külliyen bunlara inanmayınız. Kolesterol ilaçları uygun zamanda kullandığı zaman hayat kurtarıcıdır. Hem tansiyon ilaçları hem kolesterol ilaçları. Biz statin dediğimiz bu kolesterol ilaçlarının tansiyona olan faydalarından şöylece bir bahsetmek istiyorum. Statinler yani kolesterol ilaçları damarda oluşmuş olan plakları, damar sertliğini gerileterek damarın elastikiyetinin geri gelmesine fayda sağlarlar. İkincisi damarda oluşmuş olan bu plakların gerilemesini, küçülmesini sağlar. Bu bakımdan fayda sağlar. Kolesterol ilaçları hipertansiyonda oluşan bu inme dediğimiz felçler veya kalp krizlerini önlemek için çok faydalıdır. Bu nedenle kullanmak lazım. Yine bazı yapılan çalışmalar bazı kolesterol ilaçlarının hafif tansiyonda düşmeyi sağladığını ileri sürmektedirler. Ama kesin kanıtlanmış değil. Bu bakımdan da faydası olur. Tansiyon ilacı kullanan hastalar kolesterol ilacı kullanırlarsa daha iyi tansiyonları düşer. Bunları unutmamak lazım. Ayrıca kolesterol ilaçları hafif damarı da biraz sulandırır, kan sulandırması, kanı sulandırarak da fayda sağlarlar. Yani hayatımızda en çok belli yaşın üstünde veya belli risk faktörlerinin en çok olan kişilerin en çok kullandığı statin dediğimiz kolesterol ilaçlarını eğer doktorunuz kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiyse devam etmenizde yarar var. Bunun hem kolesterol düşürmesi yanında damar sertliğini geriletme, yüksek tansiyonda faydalı olma yönlerini unutmayınız.